Sesi Düşünenler programına hoş geldiniz. Tarih boyunca insan ve doğa arasında çekişmeli bir yarış süre gelmiş. İnsanoğlu doğanın sınır tanımayan gücüne hükmettikçe iktidar hırsına kapılıp bu kez doğayı bozmaya, kirletmeye ve yok etmeye başlamış. Yani yavaş yavaş kendi sonunu hazırlamış. Oysa bugün artık doğa ile barış ve uyum içinde yaşamanın dünyanın izlemesi gereken tek yol olduğu biliniyor. Biliniyor ama ne kadar uygulanıyor? İşte bugün ekoloji, çevre bilinci ve doğanın yaşamımıza kattığı artı değerler konusunu ele alacağız. Konuğum yıllardır geniş çaplı araştırmalar yapan ve düşüncelerini Naturland adını verdiği tatil beldesinde birebir uygulamaya döken iş adamı Sayın Doktor Cemil Çakmaklı bizlerle beraber. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Evet, aslında size iş adamı dedim ama siz bu tanımı pek sevmiyorsunuz. Ben bir sanayiciyim diyorsunuz. İsterseniz oradan başlayalım. Neden iş adamı kimliğini adeta reddediyorsunuz? Efendim, herhalde bu bir ömür boyu sürdürülen üretme gayretlerinin ve onun insanda oluşturduğu bir birikimin sonucu. Ben iş yapmayı önemli buluyorum kuşkusuz. Ama Türkiye'de son yıllarda iş adamlığı spekülasyon yapana da yakıştırılan, üretim yapana da yakıştırılan bir ortak deyim adeta. Ben üretici kimlikli olmayı, üretmeyi öne aldım hayatım boyunca. Onun için yani her türlü işi yapmayı belki çok benimsemiyorum. Ondan olsa gerek. Yine bir başka ayrımınız da bir yatırımcı olarak monetarist ekonomistler ve real ekonomistler diyorsunuz. O anlamda da böyle bir ayrımınız var ama dönüp baktığımız zaman sizin kariyerinizde monetarist ekonomist kategorisine koyabileceğimiz bir süreciniz de yok değil. Bildiğim kadarıyla siz 10 yıl bankacılıkta yaptınız. Evet. Tabii ki bankacılık, monetarist düşünmek ya da parayı olduğundan başka yere koymakla alakalı bir uğraşı değil. Onu ayrı tartışmak lazım. Bu sorduğunuz veya açtığınız konu çok önemli bir konu. Gene Türkiye'nin gündeminden hareketle. Türkiye son 15-20 yıldır özellikle ciddi bir ekonomik ikilem içinde. Bir tarafta gerçekten de konuya özellikle kamusal anlamdaki etkiler açısından moneter yaklaşanlar var. Bir tarafta da gerçekten de üreten ve reel olarak yaklaşan insanlar var. Ben ekonomistim ama reel çözümlerden başlamakla ekonominin düzenleneceğine inanan bir ekonomistim. Uygulamam hayatım da öyle zaten. Yani düşündüklerimle yaptıklarım arasında bir uyum oldu hep. Bu yüzden de reel ekonomiyi moneter ekonominin önüne koydum hep. Oysa bugün Türkiye'de yaşadığımız para yanlışlarının insanları, insanların geleceğini, üretim yerlerini, fabrikaları ne kadar perişan ettiğini görüyoruz. Bu monetarist yaklaşımların birazcık gözden geçirilmesi gerekiyor dünyanın yaptığı gibi. Üretme ve çoğaltma adına ekonomi düzenlemeyi öne almak lazım. Yani olan pastayı sürekli nasıl dilimleriz değil, onun yerine başka pastalar da pişirip sunmak gerekir. O anlamda da yatırımcıların işi Türkiye gibi bir ortamda son derece zor. Sanayiciler son derece şikayetçi. Reel ekonomide yaşanan problemler özellikle kriz sonrasında ciddi anlamda gündeme daha yüksek sesle getirilir hale dönüştü ama daha önce de çok farklı değildi yatırımcılar açısından Türkiye'deki piyasa. Siz yine bir konuşmanızda şöyle diyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Rekabet Kurulu'nda yaptığınız bir konuşmada aslında Türkiye'de piyasa ekonomisi yok diyorsunuz ve bireyler kuralsız başarıları, kurumlar ve aileler tekelleşmeyi, devlet istediğini yapabileceği ortamı piyasa zannediyorsunuz. Evet, doğru. Bu da gene içinde yaşadığımız ortamın son derece artık reddedilemez, çırılçıplak görülen bir gerçeği. Efendim, üretim iklimi çok önemli, toplumda herkesin, hemen hemen herkesin üzerinde mutlaka birleşmesi gereken ve düzenlemesi gereken bir iklim. Eğer bir ülke üretim iklimine sahip değilse, ondan sonraki sosyal ve kültürel iklimlerin oluşması mümkün değil. Bakın nasıl? Ekonomik konu bir politikayla, ekonomik politikle birleştiği zaman
bir ülkede insanların, toplumun geleceğini çizen ana kanava, ana çerçeve haline dönüşüyor. Türkiye'de dünyada olduğundan farklı bir ekonomi anlayışı var. Biz üretim ortamını, üretim iklimini, üretmeye dönük düzenlemeleri maalesef yapamadık. İktisat bilimi der ki, bir ekonomiden ve ekonomi politikten söz edebilmek için üç tane şeyin çok dikkatle ele alınması lazım. Bunlardan birisi üretim faktörleri ve onların fiyatlarının düzenlenmesi. Diğeri piyasaların düzenlenmesi. Türkiye'de üretime giren her şeyin, emeğin ve onun karşılığı ücretin, sermayenin, onun karşılığı faizin, toprağın, onun karşılığı rantın, müteşebbisinin, onun beklediği karın dünya seviyelerinde ve kalitelerinde oluşturulması esastır. Ki bu faktörlerle düşündüğünüz her şey üretilebilsin, mal ve hizmet. Türkiye'de bugün dünyanın 4-5 katı reel faizlerle, dünyanın 5-6 katı elektrik enerjisi fiyatlarıyla, toprağın düzenlenmemesiyle, üretim içindeki pahalı duruşuyla, üretim yapma iklimi zedelenmiştir. Türkiye bu haliyle üretim yapamaz. Yapamaz, dışarıya satamaz, rekabetçi olamaz. İçeride de enflasyonu yok edemez. Çünkü bu kondisyon, ne kadar becerili olursanız olun, ne kadar isterseniz isteyin, sizi ürettirmez. Onun için üretim ikliminin yeni baştan düzenlenmesi lazım ülkede. O zaman işte üretimde bizim bilim diliyle faktör fiyatları dediğimiz fiyatların dünya seviyelerine çekilmesi halinde Türkiye üretebilir hale gelir. İkinci bacak, burada söylediğimiz piyasa ekonomisine gelince, bu bir sistem. Yani piyasa ekonomisi devletin duruşunu, bireyin duruşunu, kurumların duruşunu doğru tanımlamakla başlar. Siz eğer bir piyasa ekonomisi düzeni kuracaksanız, kısa diğer deyişle liberal bir düzen kuracaksanız, önce bireylerinizin kafası liberal olacak. Sonra kurumlarınız liberal davranacak ve en mühimi devletiniz liberal olacak. Yani tek taraflı faiz ilan eden ve onu dikte eden İstediği bir devlet olmaz. İstediği zaman müdahale edebilecek bir devlet olmaması gerekiyor herhalde liberal ekonominin. Müdahale limitleri her zaman var. Her zaman var ama rekabeti bozacak bir düzenleme olmaz. Yani mesela Türkiye'de devlet son 10 yıldır sürekli tek taraflı faiz ilan ediyor. Ve herkes ona göre pozisyon alıyor. Böyle bir ekonomiye liberal ekonomi denmez. Böyle bir düzene de piyasa düzeni denmez. Bunun yanında bireylerin davranışlarında da öyle. Köşe dönmeciliği, kapkaççılığı, girişim zannetmek yanlış. Siyaseten baktığınızda siyasi partilerin kendi içindeki denetim sistemlerini ve bireysel iradelerin ortaya çıkmasını engellemeleri yanlış. Kısaca liberal düzen yoksa piyasa düzeni de yoktur. Bir şey daha, bizim ülkemizde piyasa ekonomisi ürün piyasaları bazında anlaşılır. Yani nihai tüketicinin kullandığı malları ve onların arasındaki ilişkileri rekabetle düzenleriz. Ama bir başka konu daha var ki faktör piyasaları, baştan söyleyeyim. O piyasalar düzenlenmezse bunlar rekabetle düzenlenmez. Bunlar uluslararası ölçülere göre ve devletin toplumuna biçtiği bir hedefle belirlenir. Yani para piyasalarını öyle düzenleyeceksiniz, sermaye piyasalarını öyle düzenleyeceksiniz, emek piyasasını öyle düzenleyeceksiniz ki üretim olabilsin. Şimdi aslında bu söylediğiniz şartların henüz olgunlaşmadığı bir ortamda yine de siz evrensel standartlara uygun üretim gerçeğini sürdürmeniz gerekiyor. Örneğin turizm gibi dış rekabetin olduğu ya da gelen turistin buradaki servisin, hizmetin kalitesini başka ülkelerle çok rahatlıkla kıyaslayabileceği bir alanda iş yapıyor iseniz. Şimdi siz Naturland, girişte de belirttiğimiz gibi Naturland adını taşıyan bir tatil beldesinin kurucusunuz. Böyle bir yatırımınız var. Şimdi Naturland'in içerdiği kavramı elbette tartışacağız. Ama onun öncesinde son olarak bu ekonomiye dair olan sohbetimizi noktalamak adına böyle bir geniş çaplı yatırıma başlamadan önce ne düşündünüz? Ve sonrasında böylesine bir sermaye birikimini oraya akıtmanın problemlerini, sıkıntılarını yaşadınız mı ve yaşamaya da devam ediyor musunuz? Tabii ki. Şimdi efendim, projeler bir ülkenin imkanlarına göre yapılabilirler. Yani bakıyorsunuz Türkiye'deki tekstilin, madenciliğin ya da turizmin sınırlarını o ülkedeki talep ya da imkanlar belirliyor.
bir ülke durup dururken madencilik yatırımı yapmaz, şartlara uygun olacak. Durup dururken tekstil de yapmaz. Kendi ülkesindeki üretimine, o sektörün temel girdilerine ilişkin ipuçlarının olması lazım. Yani ya faktör fiyatlara uygun olacak, girdileri uygun bulabileceksiniz ya da talep canlı olacak. Türkiye ekonomisinde sektörel tercihler uzun yıllar kamusal güdümle oluşmuştur. Teşvik sistemleri, müteşebbisleri, insanları belli alanlara yönlendirmiştir. Bazen gıda sanayi önde olmuştur, bazen tekstil önde olmuştur. Son yıllarda Türkiye turizm yatırımlarını işte 80'li, 85'li yıllardan itibaren önemsedi ve insanları yönlendirdi bu konuda. Araziler tahsis etti, işte zaman zaman finansal destekler ve teşvikler verdi. Siz de o dönemde mi böyle bir projenin kararını verdiniz? Bizimki çok sonra, yani daha 90'lı yıllarda filan. Ama biz yatırım yaparken de, ürün planlarken de genellikle daha sonra belki konuşma imkanı bulabileceğimiz bir hastalıkla maluz. Biz durmadan ezberi ve kopyayı severiz. Yani yaptığımız şeyleri tekrar etmeyi seven, onu işte girişimcilik zanneden bir anlayış içindeyiz. Oysa dünya biraz daha inovatif bu konuda. Yani tekrardan daha ziyade araştırmaya, geliştirmeye, insan davranışlarını ve tüketim trendlerini izleyen belli yatırımlar içinde. Naturland'e dönersek, yani bu Naturland projesi nasıl doğdu? Çünkü pek çok tatil beldesinden, sadece Türkiye için demiyorum, dünyada da belki eşi benzeri yok diyebileceğimiz ya da çok az örneği olan böylesine bir yatırım projesi nasıl doğdu? Ve yine tekrar ediyorum, bu böyle bir yatırıma bu kadar para akıttıktan sonra sıkıntı çektiniz mi? Yoksa tabii ki, tam tersine koyduğunuzun karşılığını alabildiniz mi? Tabii, hemen şey yapalım. Şimdi Naturland şöyle doğdu. Naturland Türk turizminde bizim tüketicimiz dünya insanı. Dünya insanının eğilimleri ve tüketim trendleri değişmeye başladı. Onlar daha çok ekolojik bilince ve organik tüketime yöneldi. Özellikle bizim hedef grubumuz Avrupa'daki insanlar. Önce bunu filozofik düzeyde tartışırken sonra ürünlerine ürün standartlarına uyguladılar. Örneğin İşte çocuk mamalarında organik gıdalar kullanmaya başladılar. Otomobil karbüratörlerini değiştirdiler. Buna benzer bütün ürünlerin daha çok doğal referanslı yapmaya başladılar. Türkiye'de bunlar henüz çok fazla bilinen, aranan şeyler değil belki ama tüketici böyle değişince bizim tüketicimiz de yurt dışındaki insan büyük ölçüde bunu ithal ediyoruz biz bu ülkeye. Onlara, onların istediği standartları vermek, onları hazırlamak lazım. Bu bugün daha az anlaşılan ama yarın mutlaka herkesin zorlanacağı bir konu. Belki biz biraz önce davrandık bu konuda. Önceden yola çıktık. Fakat bunun bir de insani boyutu var. Yani gene daha sonra umarım konuşma imkanı buluruz. Ekolojik düşünme, organik üretim. Şimdi hemen onu konuşalım. Şimdi bu Naturland isminden hareketle anlaşılabileceği gibi her şeyin doğal olduğu, natürel olduğu bir ortam. Adeta bir cennet beldesi ama bunun da ötesinde içerdiği çok anlamlı bir kavrama sahip. O da doğayla uyum içinde, doğayla barış içinde olmak ve o ekoloji düşünme yeteneğini, hayata ekoloji çerçevesinden bakabilme yeteneğini geliştirmek ve o anlamda bir örnek olmak gibi bir hedefi var Naturland'in benim görebildiğim, benim doğru gözlemleyebildiğim kadarıyla. Şimdi biraz bunu açalım. Sizin böyle bir fikirle ortaya çıkmanız ve bunu birebir realize edebilmenizin altında neler yatıyor? Neden doğaya bu kadar hepimiz saygı duymalıyız ama bunu kaçımız başarabiliyoruz? O tartışılır. Sizin saygınız, sizin doğayla barışık içinde olmanız ve daha da ötesinde yatırımlarınızda da bu bakışınızı yansıtmanızın altında neler yatıyor? Evet. Efendim önce bir ekolojik müsaade ederseniz bilinç yatıyor. İnsanların ekolojik bilinç dünyayı doğru anlayış, doğru kavrayışla alakalı bir konu. Biz bugün toplumumuzun insanlarını pek çok dünya ülkesinde olduğu gibi bu doğal bilinçle tanıştıramıyoruz. Bizi var eden gerçekten de içinde yaşadığımız ortamı doğru anlamaktır. Ekosistemi doğru anlayamayan insanın onun için de doğru pozisyon alması mümkün değil.
giderek varlığının sebebini de bulması mümkün değil. Yani kısaca ortam bilinci ve varlık bilinci dediğimiz iki bilinç türü insanın yatırımında, davranışında, kültüründe, yaşamasında en önemli rehberi. Ben belki de doğduğum ortamlardan gelen alışkanlıklar, daha sonraki incelemeler, çalışmalar. Onu öyle çok fazla es geçmemek gerekiyor. Çünkü bildiğim kadarıyla siz gerçekten çocukluğunuzda bağ bahçe içinde yetişmiş, doğayla iç içe yaşamış bir çocukluk döneminden evet, geliyorsunuz. Tahmin ediyorum onun yansımaları fazla. Çok büyük. Tabii. Bütün insanlar doğdukları ortamların ürünleridirler sonuçta. Ben çok şanslı yerlerde doğdum. Mesela bizim Yedigöller, Devrek, Zonguldak zaten doğal olarak şanslı yöreler. Orada sadece bağ bahçe değil, dört mevsimin bütün özelliklerini, ağaçların binlerce türünü görebiliyor insanlar. Dolayısıyla onun verdiği belki tutkular da var ama daha sonra daha önemli bir şey var. İnsanın varlık sebebini ve varlık bilincini oluşturması süreci başlar herkeste olduğu gibi. Eskiden insanlar sosyal dünya görüşlerine göre komünist, kapitalist, liberalist bir şeyler olurlardı. Dünyayı öyle izah ederlerdi. Şimdi insanlar yavaş yavaş ekolojist oldular. Yani ekosistemi izah ederek, dünyayı izah ederek onun içinde yer tutmaya ve dünya görüşlerini öyle oluşturmaya çalışıyorlar. Ben de birazcık öyle yönlendim galiba. Ben şimdi ekolojist olmaya çalışıyorum. Yani neredeyiz, nasıl yaşıyoruz, bu yaşamın şartları ne, nasıl durursak doğru dururuz, bunlar herkesin kafasını kurcalayan sorular. Biraz geç olmakla birlikte bizim gündemimizi bunlar yanında daha çok işgal ettik. Peki çevrecilik ve ekoloji arasında farklar var mı? Çok farklar. İkisi birbirine hiç karıştırılmaması gereken şeyler. Çevrecilik insan odaklı bir yaklaşımdır. Yani bütün dünya insanlar içindir. Onun için biz çevremizi koruyalım. Çevreyi korumazsak insan olarak zarar görürüz anlayışına dayalı bir yaklaşım biçimi hemen hemen. Ama ekolojist yaklaşımlar daha başka şey söylüyorlar. Hayır, dünya bizim için değil, biz dünyanın içindeyiz diyorlar. Yani insan, hayvan, bitki, toprak, hava, su hepsi yaşamın birer parçası, hepsi birer fonksiyon sahibi. Bunların herhangi birine zarar gelirse sistem tümüyle çöker diye düşünen insanlar. Yani insan bencilliğinden daha uzak ve ekosistemi tümüyle korumaya, o yüzden de hayvana, o yüzden de bitkiye, havaya, suya, toprağa başka gözle, kendine eşdeğer gözle, ortak gözüyle bakan bir anlayıştır ekolojist yaklaşım. Çok anlamlı. Dediğiniz ki bir dünya görüşüdür aslında ekolojist olmak. Ben ön araştırmamda ekoloji tanımının kökü nedir diye baktığımda gerçekten bu söylediğinize çok paralel bir anlam çıkıyor. Örneğin oikos, dünya, evet, logos da bildiğiniz gibi anlama, kavrama, yani dünyayı doğayla iç içe şekilde anlama ve kavrama gibi belki de özetleyebileceğimiz bir tanımı var ekolojinin. Doğru. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi doğru yaklaşım o. Oikos, Yunanca bir kelime ve küçük ev, evcik demek. Logos da bilim. Yani küçük evin bilimi gibi, dünyanın bilimi gibi bir yaklaşımla bunu kök kavrama yaklaştırabiliriz. Gerçekten de ekoloji bugün bütün bilimlerin bir şemsiyesi. İşte bilimi şöyle izah ederler bildiğiniz gibi. Dünyanın, doğanın gözlenerek, izlenerek tekrar eden hadiselerin formüle edilmesi süreci bilimsel süreçtir. Bunu yapan adam da bilim adamıdır. İki bilim, iki temel bilim dalını, yani maddenin yapısını inceleyen kimya ile hareketlerini izleyen fizik bütün bilimlerin anasıdır. Daha sonra Türkiye'de ve dünyada pek çok kavram kargaşasına neden olan bir sürece girdi bilim tarihi ve dünyada olan bitenleri, havada, karada ve suda olanları ayrı bilim adlarıyla incelemeye başladı ve bilimin ana yaklaşımı, yani ekosistemle olan bağı giderek koptu. Bu bir teknisyenlik, bir teknikerlik gibi anlaşılmaya başladı. Aslında gündelik yaşamımızda ne kadar her an yaşıyoruz bu. Tabii ki. Tabii. O ekoloji bilinci olsa belki gerçekten hayatımız da daha renklenecek. Daha huzurlu ve mutlu olmayı başaracağız ama dediğiniz gibi araya pek çok teknik girince, teknik malzeme girince insanlar da kendilerini daha uzakta, daha kopuk hissediyorlar yaşananları. Evet, bu bir kavram yanılsaması aslında.
Eğer insanların nerede olduklarını, yani ortam bilinci diyoruz biz, ekosistemi doğru kavramaları söz konusu olsa, eğer onun içindeki varlık bilinçleri kendilerinin bir sistem olarak ne oldukları konusunda, yani tıbben de bilimsel olarak da kendilerinin bir sistem, bir çevrim oldukları konusundaki bilinçleri netleşse, bu iki bilinç, yani ortam bilinci ve varlık bilinci, insanı yaşamında doğru konuşlandıran, doğru amaçlandıran, abuk sabuk belki de hiç anlamsız kavgaları ortadan kaldıran ve de huzurunu, mutluluğunu belli bir bilince dayayan, bir sürü kör dövüşünü ortadan kaldıran, toplumların veya insanların hayatını onlarca yıl meşgul eden bir sürü yanlışı belki tedavi etmekte temel olabilir. Ama tabii bu bilincin çocuk yaşlarda oluşması son derece önemli ve bu anlamda da Naturland bence özellikle çocuklara bu bilinci örneklerle sunabilmek açısından son derece güzel bir ortam. Şimdi bunun üzerine konuşmak istiyorum tabii, sizinle. Tabii. Biraz Naturland'in içeriğinde neler var? O ekoloji bilincini nasıl yansıtıyor? Hangi örneklerle veriyor? Bu konulara değineceğiz ama kısa bir reklam arasından sonra. Dijital ekranla kurulduğu yeni Ariston dünyasından Ariston Opera Buzdolabı. Ice Party özelliğiyle içecekleriniz servise hazır olduğu anda sizi uyarır. Ha, bir de kapısı açık kaldı. Ariston, siz isteyin. Hissetmeden inanamazsınız. Nivea Soft'un cildimde bıraktığı o harika duygu. Sanki ılık bir yaz yağmuru gibi. Cildinizde yumuşacık, mükemmel bir duygu. Nivea Soft, ılık bir yaz yağmuru gibi. Bu fırsat kaçmaz. Sine 5'e 150 milyona üye olun, 100 milyonluk Muda alışveriş çeki kazanın. Muda mağazalarında binlerce ürün, yüzlerce marka sizi bekliyor. Hem en iyi filmleri, dizileri izleyin, hem de eviniz ve siz yaza şık girin. 0212-340-55-55 Sine 5. Hayatta hep bir şeyler eksik kalıyor diyorsanız, neden inandığınız değerlere sahip çıkmıyorsunuz? Hadi gelin bugün sil baştan yapın. Doğruyu bulun. İnandığınız değerler, özlediğiniz hizmet şimdi Türkiye'nin her yerinde. 200'e yakın Oyak Bank şubesinde sizleri bekliyor. Oyak Bank, doğru banka. Doğru bankanız. İşte Venüs, Cilet'ten. Kendinizi tanrıça gibi hissetmeniz için tasarlanan ilk tıraş makinesi. Koruyucu yastıklarla çevrelenmiş üç bıçağı tek bir dokunuşla en yakın tıraşı sağlar. O kadar yakın ki cildiniz çok daha uzun süre pürüzsüz kalır. Ve tüm tanrıçalara yakışan da budur. Ayrı ayrı paketlenmiş bıçaklar kolay saklanıyor, kolay takılıyor. Venüs, içinizdeki tanrıçayı uyandırın. Movimax kanallarında ailece hem gülecek hem de duygulanacaksınız. Parçalanmış hayatlar. Harika çocuklar. Sen olmalıydın. Sana karşı koyulmaz. Hepsi Movimax kanallarında. Movimax için ister sinema paketini, ister süper paketi seçin. Tercih sizin. Digiplus, Türkiye'nin dijital platformu. Hoş geldiniz efendim. Ya çok bedettiniz efendim. Siz bunu nereden biliyorsunuz? Kötü bir habercilik yapıyoruz. Ne, bu bir yerden mi duydunuz? Evet. Sıkıldığım zaman bırakırım. Eyvah. Eyvah. Sattıysak bir tane sattığımız yer göstersinler. Kendi kendime ben tıraş olamıyorum. Ben hiçbir arkadaşımı arkadan bulamaya çalıştım. Her şeyi öğrenmişsiniz ya. Sesi düşünenlerde Doktor Cemil Çakmaklı ile ekoloji kavramı üzerine sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Şimdi Naturland dedik, sizin yatırımınız güneyde bir tatil beldesi. Ben tatil beldesi derken biraz tereddüt yaşıyorum. Çünkü daha önce de belirttiğim gibi orası bir tatil beldesinin ötesinde bir yer. Örneğin ekolojinin 3 kesitini örneklerle sunduğunuz bir mekan orası. Nedir bu 3 kesit? Hidroekoloji, akvaryum yani suyla ilgili olan bölüm. Orman ekolojisi, rainforest gibi bölümler var yani ormanla ilgili. Ve kır toprak ekolojisi, country ekolojisi diyorsunuz. Kır ve toprakla ilgili bölümler. Şimdi bu bölümlerin içinde neler var? Ne gibi örnekler var? Bizimle paylaşırsınız. Tabii ki, tabii ki. İnsan bu kadar yıl yaptığı şeyi paylaşmak istemez mi? Keyifle paylaşırım tabii. Efendim, burası bir ekolojik simülasyon merkezi. Yani ekolojik kavramları ve objeleri canlı, cansız, heykelle, filmle, müzikle insanların önüne ve gözüne getirme işi. Çünkü insanlara zorla bir şeyi belletemezsiniz. Kalkıp keyif aldıkları, ilgi duydukları konuları insanlar öğrenebilirler ve de yerleştirebilirler belleklerini. Biz de bir konaklama, yeme içme faaliyeti değil sadece yaptığımız işi, bir öğrenme merkezi haline getirdik adeta. Evet, adeta bir müze gibi, açık hava müzesi gibi. Çaktırmadan öğretmeye çalışıyoruz. Evet. Çok fazla ille de öğren denilecek bir şey değil ama mesela insan gittiği yeri tanımaz. Tanımak ister doğal olarak. Bir takım eksik, yarım, yanlış ya da maksatlı öğrenmeler söz konusudur her yerde. Ama beni ilgilendiren şey bu buranın havasını, suyunu, toprağını, insanını bunları ben adeta zorlamasız öğrenmek isterim. Şimdi Akdeniz'e gelen bir insan uzaktan gelmiş 3000 kilometreden 5000 kilometreden. Biz zannederiz ki her gün orayı tanıyor. Hayır. Ayağını soktuğu denizin içinde ne var? O insan onu görmeli. Yani Akdeniz'in sadece işte şöyle gözüyle gördüğü kısmını değil, görmediği kısmını görsün için mesela biz bu hidroekoloji bölümünde belki de böyle kavramlar biraz ters, dünyanın, Türkiye'nin gibi kullanmak istemiyorum. Dünyada nadir görülen bir şey yaptık. Bir tuzlu su akvaryumuyla bütün Akdeniz'in deniz dibi örtüsünü, balığını, işte planktonunu vesairesini, deniz yaşamını insanların görebileceği hale getirdik. Hem yüzerek hem de gezerek insanlar Akdeniz'in içini görebiliyorlar. Adeta o röntgenini çekebiliyorlar. O balina gibi bir kısım var. Havuza girdikten sonra o bölüme gittiğinizde tünel havuz diyebileceğimiz bir büyük bir balinanın gövdesinin içine girip bütün bunları gözlemleyebileceğiniz çok hoş bir ortam. Özellikle insanlar işte Akdeniz'in bu hidroekolojisini orada gözleriyle görebiliyorlar. Hiç görmedikleri balıklarını görüyorlar. Hiç görmedikleri bitkilerini görüyorlar. Yani bu ekosistemin bir hidroekolojisinin röntgeni adeta. Hiç zorlamasız bunu hissedebiliyorlar. Ve de çok keyif aldıklarını görüyorum bundan. Ben de gitmek isterim. Yani bir kutupta, kutup yaşamının, bir buzulun kesitini, anosometrini görsem hiç fena olmaz. Ve size şunu söylememi de lütfen müsaade edin. Özellikle çocuklar için ve ben buradan bir kez daha altını çizmek istiyorum. Çocuklu aileler için muhteşem bir ortam. Çünkü o çocukların işte dediğiniz gibi belki o balinanın içinden yüzerek o balıklarla tanışması, denizi daha sevmesi, bilinçli sevmesi yönünde yardımcı olacaktır. Ve o çocuk yetişkin olduğunda denize çöp atmayacaktır. Evet, evet. Orada bir yaşam olduğunu, orada başka canlıların olduğunu, onların da kendinin parçası olduğunu, onlarsız yaşayamayacağını öğrendiği gün hiç kimseyi zorlama lüzum yok. Yani denizi kirletme, çevreyi kirletme, işte troll yapma vesaire gibi konular hiç gerek kalmayacak. Bütün mesele sonuçlarla uğraşmadan temel kök sebeplerle uğraşmak ve bu bilinci böylece oluşturmak sorunu. Bunu yaptığınız zaman pek çok sosyal zahmetiniz, masrafınız, kaygınız ortadan kalkacak. Önemli olan önce insanın bilincinde meseleyi çözmek. Orman ekolojisine geçersek ikinci kısım. Evet. Şimdi gene bizim o bölgeye gelen insanlara bakıyorsunuz. Nereye geldiğini sen hep merak eder. Ama biz bunları vermiyoruz insanlara. Yani bu eksiklik. Şimdi Akdeniz ormanları, tüm dünyanın ekosistemi değerlidir.
Yani çöl de önemli bizim için, kutup da önemli. Ama her gittiğiniz yeri kendi varlığıyla tanımak lazım. Mesela Akdeniz ormanlarını insanlar tanımıyorlar. Biliyor musunuz? İşte bir sürü orada özgün tür var. Hani alageyikler, dağ keçileri, kediler vesaireler. Yani çünkü Akdeniz'de sadece yüzlerce çeşit değişik kuş var. 4-5 tane Antalya'nın hemen periferisinde değişik kuş cenneti var. Doğal olarak oluşmuş kuş barınakları var. Şimdi bakıyorsunuz bir yerde ağacını, kurdunu, kuşunu tanımadan Akdeniz'in orman dokusunu, çok enteresan bir orman dokusu var. Mesela 1000 metrede sedir var. İç dünyada olmayan içinde. Şimdi bütün bunlar insanlara çok şeymiş gibi, önemsizmiş gibi geliyor. Ama bir insan bir yerdeki ekosistemi tanıyınca bunu hafızasında hep götürüyor, ömür boyu götürüyor. İz yapıyor ve kalıyor. Ayrıca bu başka anlamda da önemli. Şimdi bir nokta daha var burada, çok önem verdiğim. Yani yaprak, ağaç ve orman insan hayatında çok önemli. Yani kalkıp da bir yaprağın ne yaptığını öğrenmeyen insan, güneşten 8 dakikada gelen ışık enerjisini, fotosentez denilen o mucizevi mekanizmayla ışık enerjisini katı enerjisine dönüştüren o transformatörü tanımazsanız, yaprağı tanımazsanız, ağacı tanımazsınız ve işte ondan sonra ağacı sev, ormanı koru gibi laflarla bu iş olmaz. Bilincine yerleştirdiği orada, zaman bu olur. Natürlent'te o bölümde mesela tabii. Bir yaşayan ağaç var. Evet, ve yine hem yetişkinler hem çocuklar o ağacın içine girip, içinde yürüyerek o ağacı yaşayabilir. Evet. Ve o ağacın hayatına saygı duymaya başlayabilir. Evet. Onunla iç içe olduğunu, olması gerektiğini hisseder belki de. Ağacı keserken iki kere düşünür ve inşallah sonunda da kesmez. Evet. Üçüncü bölüme geçecek olursak. Toprak ekolojisi değil mi? Evet, şimdi toprak, insan hayatında hep böyle toprak ana efendim gibi kavramlarla filan, biraz sloganist yaklaşımlarla yer tutmuş bir kavramdır. Varlık sebeplerimizden birisi daha. Bizi besleyen, barındıran, efendim çeviren, varlığımızı, yokluğumuzu, boşluğu olduğumuz çok önemli bir unsur. Ama toprağın ne olduğunu çok insan bilmiyor. Toprak canlı. Sizin gibi, benim gibi, ağaç gibi, herhangi bir hayvan gibi. Toprak canlı bir sistem. Yani toprak herhangi bir şey değil. İçinde milyarlarca, yüz milyarlarca bir gram toprakta sadece mikroorganizma var. Hücre gibi. Dolayısıyla kendi acı çeken, yaşayan, yeşeren bir unsur insan hayatında toprak. Şimdi toprağı doğru anlatmazsanız doğru tarım da yapamazsınız. Doğru tarım yapmazsanız doğru beslenemezsiniz vesaire. Şimdi toprak bilincini sadece hamasi topraktan, vatan toprağı gibi filan kavramlardan bir bilimsel tanıma doğru indirgemenin insanlara, özellikle gelecek kuşaklarımıza, belki bizler için bundan sonraki zaman bunlara çok müsait ama yenilere fırsat vermek lazım. Çocukları dediğimiz gibi ekosistemle tanıştırıp somutlamak lazım. Onları karton filmlerle, onları boyalarla, onları animatif şeylerle oyalamanın zamanı değil. Bugün yeni doğan çocuğu artık somut şeylerle karşılaştırmak, tanıştırmak ve kendini onlarla beraber yaşayacağını inandırmak lazım. Yarın başka şansları yok. Az insanlı dönemlerde bunların kıymetini bilemedik. Şimdi orada örneğin bir Nuh'un gemisi var benim bildiğim. Yine orada işte her çeşit hayvanın örnekleri var ve Nuh'un gemisinin de aslında anlatmak istediği bir fikir var orada. Onu da açıklar mısın? Tabii ki. Şimdi Nuh misyonu Anadolu'ya yüklenmiş bir misyondur derler ki işte Ağrı Dağı'nda, bu Karadeniz'in dibinde filan. Aslında bu Nuh gemisi bakın bütün dünya mitoslarında çok önemli bir yer tutmakta. Anlamı da şu. Üç dinin de kitaplarını aldığı bir mitos bu. Nuh tufan çıkıp yeryüzü alt üst olacağı anlaşılınca gemisine her hayvandan bir çift, her tohumdan da bir avuç alıyor. Bunun anlamı türlerin devamını sağlamak. Bütün türlerin, bütün hayvan ve bitki türlerinin devamını sağlama biçiminde bir kavram bu. Ve ekolojideki çok önemli prensiplerden birisi türlerin çeşitliliği. Her tür dünyada bir misyon sahibidir, bir fonksiyon sahibidir. Türlerden birini yok ettiğiniz zaman yaşamınızdan,
ve evrendeki döngüden bir parçayı koparıyorsunuz. Kopara kopara türler ve biliyor musunuz bugün dakikada dünyada aşağı yukarı 100'ü aşkın tür yok olmakta. Böylesine önemli bir tahribat, böylesine önemli bir yok oluş sürecini yaşıyor dünya ve hiç kimse kalkıp da bir müddet sonrasına bakmıyor. Eğer böyle yatırım sebepleriyle, eğlence sebepleriyle, öğrenme sebepleriyle, özellikle insanın alıngaçlarının açık olduğu tatil ortamlarında insana hissettirmeden bilinç yüklerseniz çocuklara hiç de kötü sadece bir şey yapmış olmazsınız. Sadece çocuklar değil aslında, burada o parantezi biraz açmak lazım. Eminim pek çok anne ve baba da belki daha önce düşünmediği pek çok konuyu Natoland ortamında bir kez daha düşünme ihtiyacı hissedecektir diye düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi Natoland'da her şey natürel dedik. Gerçekten yeme içme söz konusu olduğunda da işte doğal şekilde üretilen peynirler, işte inekler orada süt temin ediliyor. Orada yetişen sebzeler ve meyveler tüketiliyor. O anlamda da son derece hoş bir ortam, son derece çarpıcı ve güzel bir ortam. Ve biraz önce de değindiğiniz gibi pek çok hayvan var. Geyik dediniz örneğin, o yöreye ait çok güzel geyiklerin hem heykel olarak örnekleri var hem de yaşayan geyikler var orada. Onlar da çok hoş bir ortam yaratıyorlar. Atlar var yine benim gözlemleyebildiğim. Tavuklar var, horozlar ve onların bir de böyle küçük bir köyü kasabası var. Yine çocuklar açısından son derece ilginç ve güzel olabilecek bir örnek. Şimdi efendim son olarak Natoland ile ilgili bir noktaya daha değinmek istiyorum. Sürem daralıyor çünkü. Eco Art denilen bir kavram var orada. Biraz da buna değinebilir misiniz acaba? Şimdi bütün sanat türleri var olalı geli hep belli bir dünya görüşünden etkilenmişlerdir. O günkü o tarihin içinde bulunan dönemin izlerini, kültürel izlerini, sosyal izlerini sanat akımları taşırlar. Ben Eco Art'tan şunu kastediyorum. Ekoloji bilinçli sanatsal üretim. Sanatçılarımız geliyor orada, konuşuyorum bazen. Siz dünyaya nasıl bakarsanız öyle ürün verirsiniz. Eğer ekolojik bilinçle yüklenmiş bir sanatçıysanız doğayı öyle yorumlar. Katkılarınızı, eserlerinizi öyle verirsiniz. Mutlaka sanatçının bir dünya görüşü, bir çıkışı vardır. Dolayısıyla Eco Art, ekolojik bilinçle sanat yaklaşımı demek bence. Evet. Ve biz orada pek çok konuyu, işleyişinden yaklaşımına kadar pek çok sanatçımızı davet ederek dünyaya bu pencereden de bakar mısınız demeye çalışıyoruz. Yani o da bir paylaşım sistemi sanatçıyla. O anlamda da çok hoş bir misyon söz konusu. Eco Art kavramı adı altında. Sizin bir başka kimliğiniz daha var. Ona da değinmek istiyorum. Uzun yıllar Sayın Tınas Titiz'in başkanlığını yürüttüğü Beyaz Nokta Vakfı'nın başkanlığını artık siz yürütüyorsunuz. Gerçi yeni bir başkanlık bu. O anlamda da hayırlı olsun diyorum. Neyi amaçlıyorsunuz? Beyaz nokta denince benim aklıma ilk gelen ezberci eğitime savaş açan bir sivil toplum kuruluşu olması. Bu anlamda neyi hedefliyorsunuz? Evet, bu konu için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bunu hatta bu konuyu bambaşka bir başka bir programda A'dan Z'ye değinmekte fayda var ama sizin bu kimliğinizle olduğu için değinmek istedim. Onu özellikle toplumumuzla, insanlarla paylaşmak istediğim çok önemli bir konu bu. Önce Sayın Titiz gerçekten uzun yıllar çok önemli bir sessiz misyon yüklenmiştir bu konuda. Çok değerli bir çalışma yürütmüştür. Biz de ona katkıda bulunduk. Şimdi de biz o misyonu sürdürmeye çalışıyoruz. Beyaz Nokta Vakfı'nda şöyle bir hedefimiz var bizim. Toplumun ya da kişilerin ve kurumların, kısaca toplumun sorun çözme kabiliyetini artırmak. Bu bizim misyonumuz. Kendimize bunu misyon edindik. Vizyonumuzsa kendi sorununu çözemeyip sürekli kurtarıcı arayan bir ülke olmaktan çıkmak. Öz değerlerimiz var. Biz doğaya saygıyı, doğa bilincini esas alıyoruz. Onun altında sürekli değişimi doğada olduğu gibi ilke ediniyoruz. Ve doğanın kavranması ve anlanması anlamda sorgulamaya yarayan aklı esas alıyoruz. Ve doğal bilinçle oluşmuş erdemi de esas alıyoruz. Bizim öz değerlerimiz bunlar. Ve bu sorun çözme kabiliyetinin ne kadar önemli olduğunu artık bütün ülke biliyor. Biz Türk toplumu olarak sorunların sebepleriyle değil,
semptomlarıyla, uçlarıyla, belirtileriyle onlarla boğuşuyoruz. Yani sorunların kökünde ne var diye sorgulamıyoruz. Kesinlikle öyle ve bu Türk toplumun en büyük handikaplarından birisi. Eğer biz sorunların köklerine inmeyip yüzeydeki belirtileriyle bütün enerjimizi kullanırsak hiç sorun çözemiyoruz. Bugün Türk toplumu ekonomik olarak da, siyasi olarak da, kültürel olarak da belli sıkıntılar çekiyorsa kök sorunlarla değil, kaynaklarını kök sorunların kullanımıyla, çözümüyle ilgili değil, yüzeysel belirtilerle boğuşarak geçirerek bu duruma geliyor. Yani bu anlamda Beyaz Nokta Vakfı ağırlıklı olarak yeni nesilleri demekte fayda var. Ve eğitimle. Daha sorgulayan, soru sorma kesinlikle kabiliyetine sahip gençler yetiştirmek zorunda. Neler yapıyoruz? Bakınız şu kısaca şunları yapıyoruz. Bütün bu sorun çözme kabiliyetinin temelinde ezber yatıyor. Kabiliyetsizliğinin temelinde ezber yatıyor. Ezberi yok edecek bir anlayışla ezbersiz eğitime, ezbere ve kopyaya karşı adeta savaş açtık. Değişik öğretim merkezleriyle ve sorun çözme kulüpleriyle okullarda, çocuk yuvalarında, daha yetişkinler için yapılan toplantılarda toplumun sorun çözme kabiliyetini artırmaya çalışıyoruz. Bence de bu çok önemli bir misyon. Buna katkıda bulunacak herkes, Türkiye'deki ama herkes, bu sivil örgütlenmenin içinde işe bu noktadan da bakarak kendi toplumuna, kendisine, herkese yardımcı olabilir. Sayın Çakmaklı, ben de şuna inanıyorum. Böyle birkaç dakika içinde değil, buna sadece değindik. Bu anlamda bir duyuru yaptık ama bunun daha geniş çaplı ele alınması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması gerektiğine inanıyorum. O anlamda da bir başka programda yine sizi konuk etmek isterim. Sizin için de uygun olduğu bir zamanda. Çok teşekkür ederim. Son olarak böyle bir defterimiz evet, var. Evet, hak ettim. Evet, program öncesinde değil mi? Program iyi olursa hak edenlere evet, dedik sadece. Estağfurullah, son derece keyifli bir sohbetti. İçinizden ne geliyorsa lütfen bizim için yazın.